Elhamdülillah ikinci bölümde de inşallah sizlerle beraberiz. Sizden gelen soruları inşallah ne yapmaya çalışacağız? Cevaplandırmaya çalışacağız. İlk gelen sorudan başlıyoruz. Rabbim hepinizden razı olsun. Arkadaşlarımız ekranda zaten size ne yaptılar numarada gösterdiler. O numarada bize ulaşabilirdiniz. Gerçi burada şu anda ulaşılması gerekiyor kadar soru gelmiş. İnşallah yetişirse hepsini cevaplandırmaya çalışacağım. Rabbim hepinizden razı olsun. Mevla Teala yüksek edesin. Hocam diyor selamun aleyküm. Çocuk 3 yaşında diyor geldi halde hala emzirme caiz midir? 2,5 yaşına kadar normalde. Havleyni kamileyin. Hatta tam 2 sene diyor Mevla Teala. O yüzden 2 seneden sonrasını ne yapmamak lazım? Uzatmamak lazım. Onların da kendisine ait sıkıntıları var. Rabbim muhafaza etsin. Bir insan suçsuz yere öldürülürse şehitlik mertebesi alır mı? Allah razı olsun demiş. Eğer gerçekten suçsuz yere öldürüldüyse imanı da mevcut ise, tekrar ediyorum, haksız yere öldürülmüş ama iman şart. Şimdi bu şehitlik konusunda tabii mutlaka ne yapmak lazım? İncelemek lazım. Adam diyor ki, demokrasi şehidi oldu diyor. Ya öyle bir şehitlik yok be kardeşim ya. Öyle bir şehitlik yap, yapmayın ya. Hocam işte bilmem e, şu şehidi olur bu şehidi olur. Şehit Allah için olur. Allah için. Ve şahadette, üzerinde duruyorum dikkat edin. Şahadette iman şart. Herkes sana şehit diyebilir. Ama önemli değil. Allah senin için şehit diyor mu? O önemli. Var ya Mevlamız'ın okumuş olduk. Olduğumuz ayette var ya okuduk ya ders esnasında. Minel mü'minine ricalun sadegu ma'ahedullahi aleyh vermiş oldukları sözde, sözlerde sadakat gösteren o erkek gibi var ya adam gibi adam müminlerden diyor Mevlamız. Onlar onlar işte bak onlar ne? Yani gerçekten şehadetleri Allah için olmuş. Rabbim inşallah bu yufa, bu şehadeti hepimize ikram edesin. Bu şehadet önemli yani. Yoksa kalkıp da sen söyle ya insanlar şehit dedi. İnsanlar diyebilir insanlar şehit yani. İnsanların şehitlenmesi önemli değil. Gerçekten İmanın varsa ve şehitlik özellikleri taşıyorsa olay o şehit olur. Mesela haksız yere bir insan öldürse şehit olur mu? Şehit olur. Haksız yere. Gerçekten haksız ama iman şart. Allah'ım inşallah ibadetlerle beraber, ibadetlere beraber dikkat ederek hakiki şehadeti cümlemize ikram edilsin, ihsan edilsin. Çünkü şehadeti istemeyen insan diyor. Onu da bilmek lazım kendisine nifak alameti vardır. Allah muhafaza etsin. Evet. Sevgili hocam her hafta Perşembe günü programınızı heyecanla bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Gerçekten çok güzel bir anlatım yapıyorsunuz. Çok anlatım güzel anlatım değil de siz siz çok güzel dinliyorsunuz. Üzerine duruyorum. Çok güzel anlatım değil de siz çok güzel dinliyorsunuz. Kitap muhatabın hakkı olduğundan dolayı Rabbim de bereketini veriyor inşallah. Rabbim bizlere de yüksek istifade ikram etsin. Amin. Teşekkür ediyoruz. Şeref Efendi göndermiş. Selamun Aleyküm Hocam. Kadınların saçını kesmesi günah mıdır? Evet. Normal şartlarda uygun olmadan, olmamak şart, uygun olmadan mesela normal şartlarda ümrede biliyorsun ümrede ümre bittikten sonra kadınlar saçlarının ucundan biraz alabilirler. Ama kalkıp da öyle ihtiyaç yani zaruret olmaksızın, zaruret olmaksızın kadınların saçını, saçını kesmesi doğru değildir. Yanlış olur. Rabbim muhafaza etsin. Bu da çünkü kadın saç kadının süsüdür. Sakal erkeğin süsü, zineti saç kadının nedir? Zinetidir. Allah Celle Celalü kadınlara bunu ne yapmıştır? Süs olarak ikram etmiştir. Bu süsü de erkeklere yani özellikle kime? Kendi beyine, kendi erkeğine karşı kullanmalıdır. Dışarıdaki insanlara asla buna müsaade yoktur. Allah muhafaza etsin inşallah. Ama bunu da ne yapacak inşallah? Bu zinetini beyne kullanabilir. Rabbim inşallah muhafaza etsin. Evet, hocam hanım diyor programı izliyor diyor. Evdekiler hocam şu anda şunlara bir akıl verme, ver, verir misin diyor. Rica etsem diyor hocam. Hanım programı izliyormuş, bir akıl verir misin diye söylüyormuş, söylüyor kardeşimiz. Ama ben öyle demiyorum. Ee, bunu şöyle söylüyorum, yanlış olur bu ifade, akıl vereme durum değil. Ama insan ailesiyle, yani hanım beyiyle, bey de hanımıyla, ya güzel geçinmeli be, güzel geçinmeli ya, kısacık dünya. Birbirimizi üz... Memeliyiz, kır mamalıyız. Niye kıracağız birbirimizi En netice beraber bir hayat geçiriyoruz. Ufak tefek illa bazen tartışma olmaz mı? İnsan, insan yaşadığı ortamda illa, insanın var olduğu ortamda illa ufak tefek sıkıntılar olabilir. Ama birbirimizi anlayışça karşılayacağız ya. Hanım beyni, bey de hanımını ne yapacak? anlayışla karşılayacak. Muhafaza edecek. Birbirimizin hem dünyasını hem ahiretini koruyacağız. Birbirimizden sorumluyuz. Birbirimizden sorumluyuz. Hanım, beyinden sorumlu. Nasıl hocam sorumlu? Tabii onun namusunu korumak durumundadır. Ona ne yapacak? Ona göre gerçekten kendisinin gözünü sağa sola kayması için, kaymaması için, sağa sola gözünü kaymaması için, yanlış düşmemesi için onu muhafaza edecek. Erkek de hanımını muhafaza edecek. İbadetlerine dikkat etmesi için ne yapacak? Karayacak. Böyle birbirimize sahip çıkacağız. Birbirimizi bir, üzmeyeceğiz, kırmayacağız, darılmayacağız, bağırmayacağız, çağırmayacağız. İncitmeyeceğiz inşallah, inşallah, inşallah. Hocam işte söylüyorum ama işte e, söylüyorum ama yapacağız. söylüyorsam yapacağız. Hep beraber yapacağız inşallah. Hocam sen de sısın vallahi bilmem ne. Bizi de yanımız olacaksınız. Ben ne bileyim sizi? bana ben sizin kendimi anlatırım, söyleyeyim, böleyimdir ama bir halıma sormak lazım. Ondan sonra bak bakalım ne diyor. O yüzden ama dikkat etmemiz lazım. Hep beraber Dünyamızı, ahiretimizi kurtarmamız lazım. Çünkü Mevla'ya mahcup oluruz. Allah hepimizi muhafaza etsin. Hocam selamun aleyküm aleyküm selam. Allah'ın selamı inananların üzerine olsun. Amin. Hocam namazının zikrimi de, eda ediyorum. Nefsimi yenemiyorum. Gıybetten kaçamıyorum demiş. Ne yapmalıyım? Şimdi normal şartlarda gıybetle alakalı şu ifadeyi Allah'ımız buyuruyor. Ey yuhibbu ahadlikum en yekule lahme ahihi meyten Allah'ımız buyuruyor. Şimdi bu ayet-i kerimeyi biraz düşün. Şimdi biraz düşün yani. Ne düşün? De ki Allah'ımızın ifadesi de. siz diyor Mevla Teala ölü kardeşinizin, üzerine durum ölü kardeşinizin ölü, ölmüş bir kardeşim var mümin kardeşim veya normal kardeşim fark etmez ölü ama onun etini yemeyi sever misiniz diyor Mevla Teala. Mevla devam ediyor. Fekir ihtimo yok diyor onu kerek diyorsunuz. Oğlum hocam ölü eti yenir mi ya? E o zaman düşün işte. Gıybet ettiğinde ölmüş kardeşinin etini yemiş oluyorsun. Aldanmış oluyorsun. E, gıybet eden kişi dikkat edin. Mesela bir Allah dostuna gitmiş. Demiş ki ya senin hakkında böyle diyor şöyle diyor. Dikkat edin ifade. Senin hakkında şöyle diyor böyle diyor. Demiş ki ne olaydı bu gıybeti yapmasaydın? Gözümden diyor. Sen gıybetçi olduğundan dolayı düştün diyor ya. Bakın o niye böyle dedi, niye şöyle dedi demiyor ona. Dikkat et. Ne diyor? Dikkat et. Ne diyor? Diyor ki sen gıybetçi olduğundan dolayı diyor. Niye? Onun lafını ne yaptın? Bana taşıdın. Gıybet ettin. Onun aklında konuştun. Gözün diyor. Bir başka Allah diyor ki, o diyor bana diyor bir ok attı diyor gıybet etmekle ama ulaştıramadı diyor. Sen de o at oku dedin geldin tam kalbime sapladın. Halini düşün o zaman diyor be. Bak gıybet eden kardeşim ne yapmadı? O oku bana ulaştıramadı. Sen de geldin oku kalbi. Daha kalbi yanlış yapmışsın. O yüzden güzel insanlar. Ne olur be. Gelin şu gıybetten hep beraber vazgeçelim. Çünkü bu gıybet netice bu insanları, insanlığımızı açık söylüyorum. İftiraya götürüyor. Bir bakmışsın sen bırak gıybeti. Allah muhafaza için İftiracı olmuşsun ya... ...iftiracı olmuşsun ya... ...Rabbim muhafaza etsin... ...evet... ...bir de şöyle bir çocuk resmi gönder... ...bebek çocuk resmi gönder... Hocam ...dua eder misiniz diyor... ...Allah'ım evlatlarımızı... ...evladınızı ve evlatlarımızın tamamını... ...Rabbim inşallah her birerlerini... ...iyi, ahlaklı... ...birer... ...iman sahibi... ...ilim sahibi... Allah'ını bilen, peygamberi bilen, Allah'ını bilen kıymetli insanlar olması nasip etsin inşallah. Evet. Hayırlı akşamlar hocam. Namazımızın sürekliliği için ne yapmamız lazım? Demiş. Hangi duaları yapmamız lazım diyor. Sabah namazına uyanmakta çok zorlanıyorum. Demiş bir kardeşimiz. Önemli bir hareket arkadaşlar soruyor. Şimdi evvela insan namazlarının devamı için. Bakın çok önemli bu ifade. Namazların devamı için mutlaka namaz kılanlarla beraber hayatını sürdürmesi lazım. Namaz kılanlarla beraber üstüldüysen, onlarla beraber sen ne yaparsın? Mutlaka kendi bir hareket bir meydana gelir, hareket meydana gelir. Namazını onlar hatırlatırlar sana. Ondan sonra bu şekilde namazını korursun. Sabah namazıyla alakalı bir şey bunun üzerine duruyorum. Ben sabah namazıyla alakalı problemi kesinlikle kalkamamakta değil de yatmamakta düşünüyorum. Yani zamanında yatılmadığı için kalkılmıyor. Yoksa zamanında yatılmış olsa mutlaka Rabbim yardım eder kalkarız. Salavatlarla yat. Yedi defa inna adayna kevser suresini oku. Allah'ın zihni. Biz inna salavatlarla inna adayna okudun da yedi defa biz bir de zamanında yattığında zamanında yattığında mutlak kalkarız. Bakın üzerine duruyorum. Ama sen zamanında yatmazsan açık söylüyorum. Zamanı etmezsen özellikle söyle 12'den sonra, birlerden sonra, ikilerden sonra etmeye kalkarsan senin zaten kalkma durumun yok. Açık söylüyorum. Hiç kusura bakma. Sen kalkmaya niyetli değilsin demektir. Rabbim inşallah kalkma niyetiyle hareket etmeye bir nasip etsin. Ama namazlarımızın devamı tekrar ediyorum. Kimle beraber olmak lazım? Çünkü Efendimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve El mer'u ala dini halili. Kişi arkadaşın dini üzeridir. İlla arkadaşların seni ne yapar? Olumlu veya olumsuz yolda bırakır veya gerçekten seni devam ettirir. O yüzden de arkadaşların senin namaz kılanlarla beraber takılıyorsan bil ki sen namazda ne yaparsın? Devam edersin. Ama arkadaşları ne yapmasan onları güzel seçmezsen Allah muhafaza etsin. Seni onlar yoldan çıkartır. Rabbim muhafaza etsin. Hayırlı akşamlar hocam. Rabbim Teala sizlerden razı olsun. Ben derslerden çok faydalanıyorum. Allah sizden de razı olsun. Benim de sizden bir ricam var. Büyük oğluma dua istiyorum diyor. Yuvası huzursuz. Rabbim oğlunuzun ve bütün evlatlarımızın yuvalarını hayırlı eylesin, mübarek eylesin, huzur nasip eylesin, iman, salih ameller nasip eylesin, evlatlarımızı hayırlı eylesin. İnşallah sizler de annesi veya babası olarak ne yapın? Gerçekten dua edin, yalvarın. Rabbim inşallah onlara huzurunu verecek, verir inşallah. Yeter biz ne yapmayalım? O huzursuzluğa bir sebep olmayalım. Çünkü bazen insan ne oldu bile Allah muhafaza etsin. Evladın, ailesinin öyle bir şeyine girer ki Allah muhafaza etsin. Nasıl? Öyle bir kalbine girer ki, öyle bir şeyine, şey, hayatlarına girer ki ailelerini rahatsız eder. Rabbim böyle olmaktan da muhafaza etsin. Onlara da huzur nasip etsin inşallah. Selamun Aleyküm hocam. Benim eve yakın benim eve yakın üç tane cami var. Özellikle evet bunu basa basa okuyorum. Hocam benim eve yakın üç tane cami var. Üçünde de imamın sakalı yok. Cemaatle namaza gidiyorum ama içime hiç sinmiyor. Bu imamlar haramın içinde oldukları halde biz de bu harama ortak mı oluyoruz? Açıklar mısınız? Demiş Kayseri'den Metin abimiz. Şimdi Metin abim kıymetli abim. Normalde hoca kardeşlerimizin sakallarını kesmesi doğru değil. Aslında normalde işin başındaki diğer işte başkanımızı örnek almış olsalar ki peygamberimizi örnek almaları lazım ama hiç olmazsa Diyanet İşleri Başkanımızın şu andaki durumda ne yapsa sakallarını atma lazım, bırakmaları lazım. Ama sakallarını kesmekle gerçekten son derece hata yapmış oluyorlar. Son derece. Ama buna rağmen yine cemaati bırakmamamız lazım. Çünkü en netice o camilerin, camilerimizin ayakta durması, açık olması, cemaat güzelliğin devam etmesi mutlaka, mutlaka üzerine duruyorum. Bizim cemaati devam etmemiz de bunlar olur. Cemaati kesinlikle bu bahaneyle bu raka bırakma durumumuz yok. Ama ne yapacağız? Yapacağımız şey tatlı bir şekilde rica edeceğiz. Hocalarımıza tatlı tatlı anlatmaya çalışacağız cemaat olarak arkadaşlarımız, dostlarımız, ahbaplarımızın onlara rica etmesini sağlayacağız. sağlayacağız. Sakallarını bırakmaları sağlayacağız inşallah. Ama oldu ki hocam benim kalbim hiç sinmiyor dersen de derim ki Metin abi hem cemaate git hem mutlaka namazını orada kıl. Hoca dedi ki hocam kusura bakma ben bu namazı kılıyorum ama içime sinmediğinden dolayı tekrar bu kıl namazı ne yapıyorum? tekrar iade ediyorum de ama cemaati asla bırakma cemaat bırakılmaz güzel abim cemaat devam et inşallah selamun aleyküm hocam namaz tesbihini 99 değil de 33'lü tesbihle çekiyorum hocam bir mahsur olur mu bir mahsur olmaz 33'lü olarak çeksen 33'lüyle devam etsen ne olmaz sıkıntı olmaz Evet, çok telefon geliyor bu arada. Telefon gelince bu sefer mesajları okumakla ne yapıyoruz? Sıkıntı çekmiş oluyoruz inşallah. Ee, bir kardeşimiz sizinmiş canım hocam demiş. Rabbim sizinle olsun, hayırlı akşamlar demiş. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Ee, herhalde bu bir kardeşimiz yardım konusuyla alakalı yardım göndermiş Afrika'ya. Bizim vakıftaki arkadaşların şeyle beraber. Allah kabul etsin, Allah razı olsun inşallah. Hocam benim sorum şu olacak. Evet, bütün namazlarımı kılıyorum. Elhamdülillah. Rabbim inşallah devamını tamamı nasip etsin. Çok Kur'an-ı Kerim okuyorum. Ama sabah namazına kalkamıyorum. Neden acaba? Yani çok istiyorum ama öyle uyuyorum. Yani kalkamıyorum. Yani ne yapsam da acaba sabah namazına kalacağım gibi ifadeler kullanmış. Çok çok teşekkür ederim diyor. Sizi sev kanalı severek takip ediyorum. Allah razı olsun. Güzel abicim, güzel kardeşim artık bilemiyorum. E, onun kadarını şunu söylüyorum. Kesinlikle sabah namazlarına mutlaka kalkarsınız. Hele namazların tamamını kılıyorsa kalkarsa Allah'ın izniyle. Ama eğer gerçekten vaktinde yatmayı mutlaka kendimize şiar edelim. Türkiye'de şu anda en büyük sıkıntılardan bir tanesi Türkiye'de en büyük sıkıntılardan bir tanesi kesinlikle şu anda en büyük sıkıntı vaktinde yatmamak vaktinde yatarsanız kalkarsınız. Ama hocam ben bununla alakalı dua istiyorum. E neler yapmam lazım? Onu da söyledim değil mi? Yine söyledim, yine söylüyorum. Yatarken mutlaka salavat getirin. Yüz defa salavat getirin. Yedi defa kevter Sözü'nü okuyun. Vaktinde yatın. Kalkmamanız mümkün değil. Tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum. Yüz defa salavat getirin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala Muhammed deyin ve 7 tane de inna nehar 7 defa. Bunu okuyun. Zaman adetin Kalkmamanız mümkün değil biz Selamun Selamünaleyküm hocam ben Ramazan. Babam emekli Devlet Bankası'ndan promosyon veriyorlar. Bunun durumu nedir? Alabilir mi? Babam maddi durumu çok iyi değil demiş. Şimdi güzel insan kıymetli insan Devlet Bankası'ndan veriyorlarsa bu çok önemli bir ifade. Çünkü bakın bu önemli bir ifade. Unutmayın. Normal şartlarda faizden başka bu bankada bir para yoksa, faizden başka çalışması yoksa, bu paraya faizden, bu bankaya faizden başka bir şey girmiyorsa bu paradan bunları almak doğru değil. Eğer gerçekten bu bankaya faizden başka gerçi helal paralar giriyorsa ki öyle bir banka varsa yani, onlar da ne yapabilir? ondan istifade edebilir. Evet. Mesela anlasın. Selamünaleyküm Aleyküm hocam. Ev sahibine 5 sene önce 2 kira yani 800 lira depozite verdim. Daireden çıkarken 2 kira vermiş olduğum depoziteyi şu anda vermiş olduğum kirada mı almam gerekiyor? Saygılar demiş. Güzel insan, kıymetli insan. Eğer ev sahibinde anlaşmanız o vermiş olduğun para üzerindeyse yani sen onu verdin onu alacaksın diye ise öyle bir anlaşmanız varsa o yüzden dolayı yapabileceğiniz bir şey yok. Ama normal şartlarda o gün onu altın üzerinden konuşmuş olsaydınız veya başka bir kıymet üzerinden konuşmuş olsaydınız o zaman onları alabilirdiniz. Ama 800 verdim çıkarken de 800 alacağım. Böyle konuşulduysa yapabileceğiniz başka bir şey yok. Üzerine duruyorum ama o gün çıkış şartlarda altın konuşabilirdiniz veya buna benzer başka şeyler konuşabilirdiniz. Ama veya diyebilirdiniz ki mesela ben iki kira depozitle veriyorum ve buna benzer ifadelerle çarpsaydınız olurdu. Ama şimdi kalkıp da kalkıp da 800 anlaşmış olduğunuz, vermiş olduğunuz şeyi başka şekilde alma şansınız yok. Hocam selamun aleyküm. Bir emin var. Satacağım. Adam da bankadan faizle çekecek parayı bana ödeme yapacak. Bana günah var mıdır? İkinci sorum. Şimdi üzerinde duruyorum. Sen şimdi kalkıp da adamın faizi takip etme. Tekrar ediyorum. Adamın faizini yapma takip etme. Yok bankadan gidecek, faiz alacak, gelecek, edecek. Ne yapacaksın onlar? Eğer bunları takip edersen, bunları meşru görmeye kalkarsan tehlikeli. Ama sen onlara karışma. Adam nereden parasını almış, ne yapmış, ne etmiş, onu sen karışma. Gelirse sana direkt, ya yani parasıyla geldi, sen yine aldın. Yok bankadan almış, yok şurada almış, yok burada almış. Yani nereden alırsanız o orası sen karışmıyorsun. Almasın inşallah bankadan. Faize almasın. Amma öyleyken alırsa da nereden aldı, nereden yaptı. sen ne yapacaksın sen? Böyle takip edersen bunun meşru görme tehlikesi yaşarsın. Ondan dolayı bu olmaz, doğru olmaz. Ama yok, hocam ben takip etmiyorum. Adam gelmiş, almış gelmiş parayı. Ne yapmış? Paranı veriyor, sen de veriyorsun. Bunda sıkıntı olmaz. Ama adama yol açmıyorsun. Diyorsun ki falanca bankaya git. Oradan faiz al. O faizle beraber gel benim paramı öde. E böyle yaparsan sen de aynı şeye ortak olmuş olursun. Veya bunu normal meşru görmeye kalkarsan ortak ol, şey yapmış olursun. Ondan dolayı ne yapma? Sen bunu takip etme. Eğer evini satmak istiyorsan ne yapacaksın? Sen kardeşim paramı getir. Ondan sonra al evini işine bak yani. Allah'ım muhafaza etsin. Yoksa öbür türlü ben takip ettim. Bu adam gitse falanca bankada faiz alsın. Gelsin benim paramı versin. Bilmem ne yapsın. Bunlara düştüm mü bunlar tehlikeye girer. Rabbim muhafaza etsin inşallah. Hocam hayırlı akşamlar. Kur'an-ı Kerim'de burçlarla alakalı bilgiler var mıdır? Eğer varsa nerede geçiyor? Bilgilerinizden sevinirim demiş. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de burçlarla alakalı var mıdır? Mutlak vardır. Çünkü Kur'an-ı şu anda yok yok. Ne ararsan var. Ne ararsan var yani. Ama e, burçlarla şimdi herkes anlıyor manasını ne yapmaz bu? Gelmez. Herkes bu burçları çözme durumunda düşmez. Herkes bu burçlarda anlıyor ifadesine gelmez. Çünkü Kur'an aldığım şu anda yok, yoktur. Ne ararsan hepsinde illa vardır. Ve Kur'an aldığım şu anda açıklanması gerekenleri yani hadis-i şerifte Efendimiz açıklasa da ama Kur'an aldığım şu illa bir özü vardır yani. O yüzden dolayı güzel insan, kıymetli insan ama illa bunları da herkes anlayacak, herkes tespit edecek, herkes bunu ne yapacak, kavrayabilecek demek değildir. Ama Rabbim muhafaza eylesin. Evet, şu kardeşimiz çok ısrarlı bir şekilde e, şey göndermiş, mesaj gönderiyor. Çünkü burada mesajı da gözüküyor. Hakikaten ısrarlı göndermiş açık söylüyorum. O yüzden dolayı şimdi okuyayım. Hocam selamun aleyküm, aleyküm selam. YGS sınavına gireceğim. Hangi duaları okumamız gerekir? Beytullah Akdoğan kardeşimiz. Şimdi normal şartlarda girmiş oldun. İmtihan sen söyle. İmtihan YGS imtihanlarına girecekmiş herhalde. Evet. YGS imtihanlarına girecekmiş anladığım kadarıyla. Orada hangi dualar okuyayım diyor. Ben kısaca söylüyorum. Bildiğin duaları oku. Ama asıl olan şey şudur. Rabbimize, gönlümüze yönelmektir. Ya Rabbi! Bu imtihanda gerçekten samimiyetle buna yöneleceksin ama. Ya Rabbi, gerçekten bu imtihanda kazanmam hayırlıysa bana hayırlı olarak ikram eyle. Hayırlıysa zaten ya Rabbi Hayırlı eyle diye, diye dua edebilirsin. Ama yoksa kalkıp da... Ya şu duayı okursan illa bu tane kazanacaksın. indiler şunu kazanacaksın diye bir şey... Söz konusu değil. Ne kadar dua biliyorsa hepsini okuyabilirsin. Ama asıl olan... Tekrar ediyorum. Samimiyetle Rabbine yönelmendir. Hele hele. Gerçekten burada senin için çok önemliyse... Bilmiyorum tabii ne kadar önemlidir bilemiyorum. Çok önemliyse... Tekrar ediyorum. Eğer senin için çok önemliyse o zaman şunu yapacaksın. Önemliyse ama. Ne yapacak? Gecenin diyor 3'te ikisi geçip 3'te biri kaldığında üzerine duruyorum. 3'te ikisi geçip 3'te biri efendimi söylüyor sayın Kaldı. Yani teçhit vakti deniyor buna. Yani şu şu anda ya yani aşağı yukarı 6'ya kadar devam ediyor yani. Sabah 6'ya kadar devam ediyor. Dikkat edin. Ama tabi bu işin güzelliği gece üçlerde, üç buçuklarda, dörtlerde filan kalkıp güzel bir abdest alacaksın. Çünkü Mevlamız buyuruyor ki o zaman birinci kaç semaya tecelli ediyorum diyor Hazreti Allah. Birinci kaç semaya tecelli ediyorum. Kullarım. Buyur Ya Rabbi. Sıkıntısı olan yok mu? Sıkıntısını gidereyim. Rızık isteyen yok mu? Rızkını vereyim. Ne istiyorsun kullarım? Onu göreyim. Gerçekten senin için önemliyse, kalkacaksın böyle geceliğin. Kalk be. Ondan sonra şöyle güzel bir abdestini al. Kıbleye bir yönel. Teheccüd yani gece namazı dediğimiz iki çerçevekiş şey, şey takımına bilir. Namazını bir kıl. Şöyle ellerini kaldır. Ya Rab deve. Be. Benim için önemli de Hayırlı mı de bilmiyorum. Hayırlısı sana hayırlı eyledi. Böyle Rabbim müracaat et. Bak bakayım. İş nasıl oluyor? Hocam ben gece kalkamam. O zaman senin sen anla ki sen çok dertli değilsin. Boşver. Evet. Selamun Hocam. Sakarya'dan Hasan Tarakçı kardeşimiz. iki sorun var. Bir, çok çalışıyorum diye eşim bende hep, benden hep şikayetçi. Ne yapmam gerekiyor? Şimdi normal şartlarda bir insan, bir erkek yani, çalışmalı mı çalışmalı? Çalışmayan erkekle buna müsaade yok. Buna müsaade ne yapılmıyor? Edilmiyor. İlla mücadele vermeli. Ama çalışıyorum diye de çocuğunun, hanımının hakkından yememelisin. Onların da hakları var. Onların da mutlaka duyguları var. Onların da senden beklentileri var. Onların da senden arzuları ver. Onlara mutlaka fırsat tanımalısın, hak tanımalısın. Onlarla vakit geçirmelisin. Mutlaka onlarla oturmalısın, kalkmalısın. Ama hanım ablama da söylerim, hanım kardeşime de söylerim ki yani erkeğin çalışıyorsa şükret, boşver. Fazla onun çalışmaktan engel olmaya kalkarsan bu başka sıkıntılar doğar. Ondan fazla da şikayetçi olmaya gerek yok. Ona da derim. Ama hanımının da ne yapma? Hakkından yeme. İki, beni ticari olarak karşılıksız çek vererek dolandırdılar. Allah muhafaza etsin. Her gün adamları arıyorum. Beni günaha sokuyorlar. Şeytana uymamak için zor duruyorum. Bana tavsiyeniz aman şeytana uyma. Bak tavsiyem bu. Ne olur şeytana uyma. Aman ha. Evet. Verirken mutlaka dikkat etmeliydin. Zaten en büyük sorunlarımızdan bir tanesi bu. En büyük sorunlardan bir tanesi bu. Yani çok sıkıntı çekiyoruz. İnsanlara borç versen sıkıntı. Çek versen, senet versen sıkıntı. Hep bundan sıkıntı yani. O yüzden dolayı ama olsun. Yine Mevla Teala'ya müracaat et. Ya Rabbi de ona ödeme kolaylığı ver, ödeme ahlakı ver de. O da bana ödesin de Ya Rabbi diye dua et yalvar. Ama asla yanlış yapma. Dünyada bunlar olabilir diye düşün. Bu imtihanlar oluyor çünkü başımıza geliyor, insanların başına geliyor, herkesin başına geliyor. Bunlardan dolayı yanlışa asla düşünmez. Çocuğun vardır, ailen vardır, annen vardır, baban vardır. Bu kalkıp da maddi yüzünden bu insanlar kesinlikle üzü üzüntüye sokulmaz, mahrum edilmez, sıkıntıya düşülmez. Rabbim muhafaza etsin. İnşallah. Hayırlı akşamlar hocam. Ankara'da oturuyorum. Bolu'ya annemin yanına gittiğimde dört rekatlı farz namazlarımızı seferi mi? Evet. Seferi mi yoksa tamamını kılacağım? Bu konuda bir zelay tanısanız memnun olurum. Normal şartlarda eğer orada yani gitmiş olduğunuz seferi mesafede gitmiş olduğunuz şu anda Bolu mesafe, seferi mesafe gitmiş olduğunuz orada 15 günden fazla kalacaksanız 15 günden fazla kalacaksanız o zaman seferi olmuyorsunuz. Normal 4 rekatlı namazı 4 rekat kılacaksınız. 15 günden az kalacaksınız. Ve o evde kendinize ait bir odanız yoksa, kendinize ait, yani kendinize ait bir odanız yoksa o zaman sefir olarak kılmaya devam edeceksiniz inşallah. Rabbim muhafaza etsin. Selamun Aleyküm Hocam. Ölüye kırkı okutmak var mı? Kimi var diyor, kimi yok diyor. Allah'a emanet olun. Şimdi güzel insanlar, kıymetli insanlar. İnsanlar böyle bir şeyler tutturmuş, yanlış. 7'si, 40'ı, 52'si bilmem ne böyle bir şey yok. Bir insan vefat ettiğinde vefat ettikten sonra o insana her gün okuyabilirsin. Birinde de okursun, ikisinde de kursun, üçünde de, beşinde de, yedisinde kırkın delili atmayı fark etmez. Hepsini okuyabilirsin, devamlı okuyabilirsin, devamlı okutabilirsin. Yoksa onu günlere bölmek doğru değil. Gönlüler şu günler var şu günler yok demek doğru değil. Bu yanlış olur. Kesinlikle önün arkasından devamlı hayırlı hasaratta bulunmalı. Kesinlikle okunmalı. Devamlı okunmalı. Ama gün bağlama olmaz. Mesela anlamışsın. Evet selamun aleyküm hocam. Mübarek elinizden öper diyor. Cuma şefi mübarek olsun. Esat Kabak kardeşimiz Ankara'da Esat hocamız. Teşekkür ederim Esat'cığım. Allah razı olsun. Selamun Cuma Cuma'da hoca hutbedeyken amin denilir mi? Cuma esnasında Cuma'dayken hoca Amin dememek lazım. Eğer deme ihtiyacı hissediyorsan gönlünden yani içinden söylemek lazım. Çünkü insan hutbe esnasında namazda gibidir. Namazda nasıl? Dua edilirken amin diyemeyeceğine göre dua edilirken amin diyemeyeceğine göre hutbede de namaz gibidir. O yüzden ancak gönlünden söyleyebilirsin. Evet. Hocam namaz kılmayan İhtiyaç sahibi bir kişiye yardım edilebilir mi? İmanlı ise edilir. İmanlı ise edilir. Belki ihtiyaç sahibi olduğundan verirsin. O da imanlı olduğundan dolayı ne yapar? Şeye gelir. Bak bu kardeşim bana yardım etti. Bir de tatlı tatlı ona iyi namazı söylersin. Belki de namazı ne yapar? Namazı kılmış olur inşallah. Selamun Aleyküm Kıymetli Hocam. Ailece elhamdülillah programımızı zevken takip ediyoruz. İnşallah dinlediğimiz gibi yaşamayı da sizin hatırınıza Allah'a ikram etsin demiş. Ankara'da Mustafa Kartal hocamız teşekkür ederim. Allah a razı olsun. Rabbim ailenizi de size de mutluluklar, huzurlar nasip etsin inşallah. Mevla muhafaza etsin. Selamun Aleyküm hocam. Annemin yara belinden aşağısını yıkıyorum. Anamın demiş bu normalde de ben tabi annemin diye okudum. Kardeşiz, eşim rahatsız kardeşlerim biz bakalım demiyorlar. Ben onlara anama biraz siz bakın desem günaha girer miyim? Evet anam bende ben, de, ben de ayrılmak istemiyor. Yaşı 86. Yarı yatalak abdestini ben veriyorum. Hayırlı akşamlar demiş İlyas kardeş. İlyas abimiz veya. Şimdi bir defa şunu söylemek istiyorum. İlyas abi be. Kıymetli abim. Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki anneye babaya öf bile demeyin. O anne 86 yaşında senin yanındaysa sen o anne sayesinde inan cenneti kazanacaksın. Anlayamadım. Cenneti kazanacaksın. Hocam kardeşime versem diyorsan kardeşim baksın diyorsan düşünsene o annenin kalbi üzülürse incinirse, kırılırsa, verdiği günde ahirete giderse. Güzel abim, yapma. Sen güzel adamsın. Bak annene Allah Celle Celle sana bakma fırsatı vermiş. Musa Aleyhisselam'a Musa Aleyhisselam Mevla Teala'ya müracaat ediyor. Ya Rabbi diyor cennetteki benim komşum kim? Diyor ki falanca yerdeki kasap. Musa Aysel merak ediyor. Gidiyor kasaba. Bir bakıyor ki kasap, bildiğin kasap ya. Bir bakıyor ki kasap, bu adamın ne özelliği var ki benden cennette yanımda komşu olacak. Sonra en netice kısa anlatıyorum. Böyle anlarsın. En netice diyor ki, takip ettim diyor kasabı. Bir baktım ki böyle bir şey getiriyor şeyde e, zemberek diyor şey diyorlar ona. Neyse annesini orada idiriyor. Annesi idiriyor. Annesi de ona şunu diyormuş. Allah seni Musa'ya komşu eylesin diyormuş. Niye? Annesine baktığından dolayı. Annesine bakma güzelliğini gösterdiğinden dolayı Hazreti Allah onu Musa Aleyhisselamın komşusu eğiliyor. O yüzden güzel abim, sen annene bakmaktan ama vazgeçme. Benden sana bunu söylerim. Bayramcan kardeşim benim, kıymetli kardeşim bu benim. Evet, sağ olsun. Selam bak hocam. Evet. İyi şeyin yalanı günah olur mu demiş. Normal iyi şey ne Normal şartlarda yalana alışmamak lazım bayram kardeşim. Eğer tekrar ediyorum, tekrar ediyorum bayram kardeşim, iyi şey de olsa, tekrar ediyorum üzerinde duruyorum, İyi şey de olsa insan ağzını ne yapmaması lazım? Yalana alıştırmaması lazım. Rabbim muhafaza etsin. Hocam hiçbir yalanın yeri yok. Birkaç yerde müsaade ediliyor. Nerede? E birinci müsaade edildiği yer, iki kardeş, iki arkadaş, iki dost, iki Müslüman arasını düzeltmek için buna müsaade ediliyor. Bir de insan diyor, hanımı ile tartışma esnasında, hanımı ile tartışma durumuna düşecekse, kavga durumuna, sıkıntı durumuna düşecekse, Orada biraz böyle ne yapabilir ifadelerini yumuşatabilir yani bazı ifadeler kullanabilir yani. Ama bunlara düşmemek lazım. Çünkü insan yalana alıştı mı bu yalan gider be. Çünkü bir müslümanda belli hastalıklar olabilir mi demiş efendimize sormuşlar. Efendim belli hastalıklar olabilir ama müminde yalan olmaz buyurmuş efendimiz. Hatta bir tane sahabeden birini getirmişler. O sahabeden getirmiş oldukları kişi zina eder diyor. Kumar oynar diyor. Tekrar sayıyorlar ya, Efendimiz'e. Yalan da söyler. Bayağı suçunu söylemişler. Bayağı suçunu söyledikten sonra evet ondan sonra Telefonlara bakamadığımız halde telefon açıyorsunuz ya onu hala anlayamıyorum biliyor musunuz? Tekrar ediyorum. Bütün söz söylemişler. Efendimiz buyurmuş ki bana demiş bir tanesini söz verir misin demiş. O da bakmış ki kaç tane suç saydılar. Efendimiz bir tanesini istiyoruz. Olur ya Resulallah demiş. Yalan konuşmayacağına söz verir misin? Deyince olur ya Resulallah demiş. Bakın bütün suçlarını Efendimiz sesini çıkartmıyor. Sonra tam içki içecek. Bu sonra diyor ki Ya Resulullah'la karşılaşırsam içki içtim diye sorarsa yalan söylemeyecektim ne yapalım. Kumar aynı. Çünkü yalan bütün kötülüklerin anasıdır ya. Annedir o anne yalan o annedir. O yüzden dolayı ne yapacaksın? Yalandan uzak duracaksın. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Selamun Aleyküm Nur Hocam demiş. Allah razı olsun. Hocam oğlum 18 yaşında bilgisayar başından hiç kalkmıyor. Resmen bağımlı. Ne olur hocam dua edin. Bilgisayar oyunlarına soğusun. Allah razı olsun. Oğlunu da resmini göndermiş. Yakışıklı kerata maşallah. Rabbim muhafaza etsin. Allah evlatlarımızı muhafaza etsin. Güzel insan kıymetli insan. Tabii ki Oğlumuzun bu hale gelmesinde insan üzülmez mi? Yüzde yüz üzülür. Üzülmen lazım zaten. Hepimiz için geçerli. Üzülmemiz lazım. Ama hikmetiyle bu hale gelinceye kadar da kendimizi ne yapmıyoruz? Kendimizi bir türlü bunun üzerine kendimizi sorgulamıyoruz. Sorgulamıyoruz yani. O yüzden dolayı Rabbim inşallah çocuklarımızı muhafaza etsin. Her bir gerçekten hoş olmayan bağımlılıklarla neyse tamamından kurtarsın. Hakikaten bilgisayar ve oyunları veya buna benzer telefon, cep telefonları ve oyunları veya buna benzer bütün şeyler hakikaten bağımlılık yapıyor. Ama bu konuda bizim de biraz hiçbir suçumuz yok. illa vardır. Onlar o hale düşünceye kadar biz nerede oluyoruz? Onları gerçekten başka şeylere meşgul etme durumunda neredeyiz? Bunları da düşünmemiz lazım. Ama yine gerçekten içimizin yandığını söylüyorum. Rabbim inşallah oğlunuzu da bütün evlatlarımızı, bütün gençlerimizi de yanlış olan, hoş olmayan şeylerden kurtarsın inşallah. Hocam hayırlı akşamlar. Evet programımızı çok güzel Allah'a güzel Allah'ım sizden razı olsun. Benim sorum bankanın maaşlara verdiği promosyon helal mi alan mıdır? Aynı şekilde demin de onun açıklamasını yaptık. Takip ettiysen. Onda sıkıntı var. Bankada helal para varsa alınabilir. Bankada tekrar ediyorum helal para varsa alınabilir. Ama helal para yoksa ne alacaksın? Onu da bilmek lazım. Selamun aleyküm, hocam. Organ bağışı caiz mi? Albaş, Kütahya, Tavşanlı. Evet organ bağışı Hanefi mezhebinde caiz olmamakla beraber diğer mezheplerde caizdir. Diğer mezhepte caiz olduğundan dolayı da şu anda o mezhebi ne yapıyor? Diğer mezhepleri ne yapıyorlar? Kullanıyorlar. Onu da bilmek lazım. Ama Hanefi mezhebinde caiz değil. İmam-ı Azam bunu caiz görmüyor. E sebebi ne? Bakın şu an dünya üzerinde biliyorsunuz organ mafyaları çoğaldı. Mevla Teala bir insana en netice bir ömür verdiyse o, o insan o ömrü yaşayacak. Eceli geldiğinde Nakil olsa da olmasa en neti ne yapacak? O ahirete geçmiş olacak. O yüzden dolayı Mevla vermiş olduğu ömüre kimse ömür katılamayacağına göre ne yapılacak netice itibariyle? Öyle veya böyle hayatını vakti gelince devam ettirecek. Ama diğer türlü bakın şu anda çoluk çocuğu kaçırıyorlar. İnsanları bu yüzden dolayı ne öldürüyorlar. Çünkü biliyorsunuz Normal şartlarda bir insan ta beyin ölümü veya tamamen ölüm gerçekleştiği zaman onun organı alma durumunda olamıyorlar. Alamıyorlar yani. En net illa artık bu öldü deniyor. Ve en netice o şekilde alabiliyorlar yani. O yüzden dolayı tekrar ediyorum İmam-ı Azam a olduğunu görmemiş. Diğer mezhepler olduğunu görmüş. Şu anda onlar kullanıyorlar. Kullanılıyor. O yüzden dolayı... ...sesimizi çıkartmıyoruz ama... ...mesele diğer mezheplerde olduğundan dolayı. Güzel insanlar, kıymetli insanlar... ...burada sorular çok fazla açık söylüyorum. Yani şu anda... ...burada çok ciddi bir şekilde var. Uzun sorular da var, çok şeyler de var. Ben e, son bir soruyla... ...tamamlamış olacağız. Çünkü en netice... ...sizi söyleyin. E, bu son soruyla... ...dışarıdan gelen, yani... Türkiye'nin dışından gelen bir soruyla inşallah tamamlamış oldum. Çünkü en netice vaktimiz doldu. Kameraman arkadaşlarım bana bakıyor. Ayrıca ben bu saatten sonra yine tabii hastane olayım var. Allah maalesef şifalar versin inşallah. Hastaneye gidecek. Ondan dolayı inşallah sorularınızı yine cevaplanmaya çalışacağım inşallah. Bir tane dışarıdan gelen yani Türkiye'nin dışından Gelen bir soruyla olayı tamamlamış olalım. Selamun Aleyküm hocam, sevgili hocam. Teşekkür ederim. Ben Muhammed Can, benim bir sorum vardı. Öbür dünyada Allah kor korusun, günahkar Müslüman cehenneme girerse azabını çekip cennete gelecek midir? Hocam, inşallah söylersiniz. Selamun Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanda zerre kadar, üzerine dönüyorum ne kadar? Zerre kadar iman varsa bu insan... İlla zerre kadar iman dikkat edin. Hayır varsa bu insan illa ne yapacak? İlla cezasını çekip cennete girecek. İlla. O yüzden ama Rabbim cehenneme düşürmesin inşallah. Yani bir takım insanlar normal şartlarda cezasını dünyada tamamlarsa kabirde sıkıntı çekmeyecek. Cezasını dünyada tamamlamazsa ne oldu billah? kabire kaldıysa kabirde sıkıntı var. Ama kabirde sıkıntı çektiği Hiç mahşere kalma durumu var mı? Var. Çok günahkardır. Mahşere kalacak. Mahşerde bir takım sıkıntılar var. Allah muhafaza etsin. Mizan sıratta var. karşılığı var. Buralarda da sıkıntıyı tamamlayamadıysa, buralarda yani cezası tamamlayamadıysa bu sefer cehenneme atılacak. Cehennemde olayını tamamlayacak cezasını. Ondan sonra çıkartılacak ve cennete sokulacak, girilecek. Ama İlla onlar cehennemden çıkma işareti olacak deniyor. O yüzden dolayı Rabbim Rabbim muhafaza etsin inşallah. Hepimizi kayırsın. Tekrar ediyorum güzel insanlar, kıymetli insanlar. İsterdim ki bütün sorularınızı burada okuyayım. Ama sabaha kadar okuyabilirdim ama o kadar vaktimiz zaten yok. Dakikalarımı şu anda geçirmiş oluyorum. Ve şu anda sorulara baktım. 83 tane daha soru var burada. Bu 83 tane soruyu bizim sabaha kadar ancak ne yaparız? Bitiririz. Onlar hakkınızı helal edin. Bu kadar da yetiniyorum inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Ama yine sorularınızı inşallah ne yapalım? Tek tek cevaplayıp sizlere cevaplarını gönderirim inşallah. Belki kanalda okuyamadım ama cevaplarını gönderirim inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun. Sizinle olmak çok güzel. Hayırlı haftalarınız, hayırlı geçimleriniz olsun inşallah.